Ekranlarının başındaki kıymetli misafirlerimiz, stüdyomuzdaki değerli yarışmacılarımız, kamera arkasındaki canım çalışma arkadaşlarım, Türkiye'nin ekranına, TRT 1'e, Lingo Türkiye'ye hoş geldiniz. Efendim ben Kemal Işar, hafta içi her gün ana haberden hemen önce Türkiye'nin en çok kazandıran ve sizlerin sayesinde Türkiye'nin en çok seyredilen kelime yarışması Lingo Türkiye'de biliyorsunuz sizlerin karşısındayım. Ama burada yalnız değilim. Yine stüdyomuzda çok kıymetli yarışmacılarımız var. Birinci masamızda Turgut ve Sevilay. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. İkinci masamızda Tülin ve Mustafa var. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Merhaba. Üçüncü masamızda da bana böyle çipil çipil gözlerle bakan Tuğçe ve Ceyda var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Merhaba. Birazdan sizlerle böyle daha uzun uzadıya sohbetler edeceğiz. Sonra ufaktan yarışmamıza gireceğiz ama ben istiyorum ki efendim ilk önce şu yarışmamızı bir kısacık hatırlayalım. Lingo Türkiye'de yarışmacılarımızın tek yapması gereken onlara ilk harfini vereceğimiz lingo kelimeleri doğru tahmin etmeleri. Verdikleri cevaplarda doğru harfler yeşil renge, doğru ama yanlış yerde olan harfler de sarı renge dönecek. Yarışmacılarımızın her bir soruyu doğru cevaplamak için beşer tahmin hakları var ve bunları 10 saniye içinde kullanmak durumundalar. Yani gördüğünüz ve bildiğiniz üzere işimiz çok zor değil ancak dikkat etmemiz gereken en önemli husus şu biliyorsunuz efendim. Yarışmacılarımızın verdikleri cevaplardaki kelimelerin Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğünde yer alıyor olması gerek. Aksi takdirde o soru için ne yazık ki cevaplama hakkımızı kaybedeceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. Efendim yarışmacılarımız 3 etap boyunca verdikleri her doğru cevapla birlikte kasalarında bir miktar ödül biriktirecekler. Ve 3. etapın sonunda kasasında en yüksek miktarı biriktiren ekibimizle birlikte biz Lingo Türkiye'de final oynayacağız. Ve artık biliyorsunuz 7 harfli süper lingo kelimemiz 100 bin lira olduğu için çok da güzel ödüller kazanma şansımız var. O halde Turgut ve Sevilay anlaştık mı? Evet. Anlaştık. Tülin ve Mustafa net miyiz? Netiz. Tuğçe ve Ceyda hazır mıyız? Evet. O zaman ne diliyoruz efendim? Artık biliyorsunuz 150 bin liraya kadar ödül kazanabileceğiniz Lingo Türkiye kocaman alkışlarınızla başlasın. Lingo Türkiye'de 1. etabımızdayız ve tabii ki efendim 1. masamızdayız. Turgut ve Sevilay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri bir tanıyalım. Ben Sevilay Sönmez, 33 yaşındayım. İstanbul Ümraniye'den katılıyoruz. Eşim kendisi, 8 yıllık evliyiz. İkiz çocuklarım var, 2018 doğumlu. İsimleri Işık Çınar. Işık ve Çınar? Evet. İkizler? Evet. 2018-2019 5-6 yaşlarında. 5-6 yaşlarındalar, evet. Ah ne güzelmiş. Onun dışında çalışmıyorum, çocuklarımla ilgileniyorum. Evimdeyim, ev hanımıyım kısaca, öyle. Zaten daha ne mesai oldu. Yani. Işık ve Çınar'dı değil mi? Evet. O zaman onlar da bizi beraber seyrederseniz. Onlar izliyorlar zaten her akşam. Şahane. Işık ve Çınar, sizleri çok öpüyorum. Turgut, seni tanıyalım. 42 yaşındayım. Kahramanmaraş Elbistanlıyım Aslan. İstanbul Ümraniye'de ikame ediyorum. Eşimin sayesinde buradayız. Bugün kazanıp gideceğiz. Oo güzel. Tamam koydum. En sevdiğim yarışmacı efendim. Motive ve hazır evet. Bir şekilde gelmiş. Eşimin sayesinde buradayım ama kazanıp gideceğiz. Hadi destek bakalım. Olacağım. Alıp gideceğiz. Evet. Başka yok. Yarışmaya gelmek öncelikli olarak senin fikrin miydi? Benim fikrimdi. Eşimin haberi yoktu. Ben başvurdum. Yani biz her akşam zaten akşam yemeğinde sizi izliyoruz. Yani çocuklarımla birlikte. Ne güzel. Yani ekranda sizi izlerken yapıyoruz. Burada da inşallah aynı performansı göstereceğimize inanıyorum. Bakalım inşallah büyük ödül alıp gideriz yani. Vallahi inşallah. Peki büyük ödül de artık iyice evet, büyük yani biliyorsunuz. Evet çok güzel olmuş. Vallahi güzel olur Turgut. Alıp gitmek lazım. Güzel. Çok net konuştu efendim. Bence de alıp gitmek lazım. O zaman size şimdiden bol şanslar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ayrıca çok mutlu oldum. Böyle yemek saatlerini birazcık şenlendirebiliyorsak. Ya mutlaka hiç kaçırmıyoruz. Ah ne ala. İşte bu motivasyon da bugünlük bana yeter. O zaman ufaktan başlayalım. Şöyle hem bir heyecanımızı atalım. Başlayalım. Çok iyi biliyorsunuz. Bu ilk etaplarımız da birazcık böyle ısınma turu gibi. Ama kasamızı da ufak ufak doldurabiliriz. Güzel bir hedefe doğru gideceğimiz bu yolda Turgut ve Sevilay için 1. etapın ilk 4 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bol şanslar. Teşekkür ederiz. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi H ve süremiz başlıyor. Halı. H-A-L-I. Deneyelim. Hile. H-I-L-E. Gelsin bakalım yardım edecek mi bize? İyi var. Orada değil. Haki. H-A-K-I.
Gelsin bakalım Aki. Hadi. H-A-D-I. Deneyelim. Hadi de gelsin. Şimdi son hakkımız kullanmadığımız. Hobi. H-O-B-I. Güzel bir deneme. Hobi olabilir mi? Ah. Neymiş efendim? Hu neymiş? Aslında şu A'ya biraz fazla takıldık. Evet. Evet öyle oldu. Öyle oldu. İşte onun için söylüyorum ısınma turu diye. Çıkan harflere fazla takılmadan bütün masalarımız için bir hatırlatmamdır. Yeni kelimeler türetelim ki bize yeni harfler versin. Bunu da o zaman çok iyi bildiğiniz üzere nazar boncuğu. Nazar boncuğunuzu evet. Sevilay'ın olduğu yere takıyorum. Şuraya takalım. Hemen oraya bıraktım efendim. O halde şimdi Turgut ve Sevilay için bu etabımızdaki ikinci dört harfli lingo kelimemiz ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Ç. Çalı. Ç-A-L-I. Deneyelim. Çıra. Ç-I-R-A. Çıra olabilir mi? Çıta. Ç-I-T-A. Çıta olabilir mi? Hay Allah. Kelime söyleyelim bu şeklesin. Çıra. Yok. Neymiş bu hakikaten? Çıkmadı. Çıpa. Çıpaymış. Çapa hiç gelmezdi yani. Bana da gelmedi gerçekten. Yani uzun uzun baktım ben de ama bu birazcık gerçekten şanssızlık oldu diyebiliriz. Olsun. Telafi edeceğiz. Hiç sorun yok. Telafi edecek. Daha önümüzde uzun bir yol var. Ama şu ilk 500 lirayı kasaya koyalım. İnşallah. Turgut senin adına bu sözü veriyorum şu anda. Efendim olacak. Turgut ve Sevilay'ın bu etapta bileceği ilk dört harfli lingo kelime şimdi ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi R. Roka. R-O-K-A. Güzel, deneyelim. Rızk. R-I-Z-K. Rızk. R-I. R-I-S-K. Rızk. S dedik değil evet. mi? Evet. R-I-S-K. Rızk. Güzel. Rize'ymiş cevabımız ama rızık olarak geçiyordu sözlüğümüzde. Evet, evet doğru. Orada ben de bir emin olamadım ama rızık diye yazıldığını hatırladığım için şimdi yapmamız gereken şu Sevilay, hiç yüzümüzü düşürmüyoruz. Yok düşürmüyorum yok. Çok iyi, iyi bir seyircimizseniz şunu çok iyi biliyorsunuzdur. Finale giden yolda birçok zaman birinci etabı en düşük kasayla kapatan masalarımız geldiler. O yüzden hiç belli olmuyor. Şimdi ne yapacağız? Puzzle kelimemizle o kasaya ufak bir hareket vereceğiz. Hemen bir hatırlatayım ben efendim seyircilerimize. Biliyorsunuz her etabımızın sonunda tam da böyle durumlar için yarışmacılarımızın kasalarını böyle hafiften şenlendirecek bir puzzle kelimemiz geliyor. Birinci etabımızda 9 harflidir ve bir ipucu cümlesiyle gelecek. Doğru cevabı yakaladığımız anda butona basıp cevabı vereceğiz. Şu kasaya bir hareket vermemiz lazım artık. Şimdi veriyoruz. Lütfen artık verelim. Efendim. Isınma bitti. Tam da zamanıdır. Turgut ve Sevilay için birinci etabımızın 9 harfli puzzle kelimesi ekrana geliyor. Artık kasayı bir şenlendirelim. Hadi buyursunlar ipucu cümleyi görelim. İnşallah butona erken basmadığım için üzülmem demişiz. İlk harfimiz P. Hiç acele etmeyelim. Pişmanlık. Pişmanlık. Neden olmasın? Şimdi kasaya bir 900 lira attık. Bana güvenin, ikinci etapta halledeceğiz. İnşallah. Bakın. Orayı beraberce yükselteceğiz. Ama şimdi ikinci masamızdayız. Betülün ve Mustafa var. İki tane genç arkadaşımız yine bizlerle beraber. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş merhabalar. Sizleri bir tanıyalım. Ben Mustafa. 22 yaşındayım. İstanbul Kartal'da yaşıyorum. Meslek olarak aşçılık yapıyorum bir firmada. Bu şekilde. Ne güzel. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk, Tülin. Merhabalar, ben Tülin Mert. 19 yaşındayım. İstanbul Kartal'dan katılıyorum yarışmaya. Resepsiyonistik ve pazarlamacı olarak aktif bir şekilde çalışıyorum. Sağlık lisesi mezunuyum. Bu şekilde. Şahaneymiş arkadaşlar. Peki Mustafa, bu böyle yani aşçılık yeteneği, kaç senedir çalışıyoruz bu ve buna benzer bir işte? 6. seneye gireceğim. 6. seneye? Evet. Tam mutfaktan yetişmesin yani. Evet. Harika. Gelecek için nasıl bir planımız var? Gelecek için ilk önce tekrar tabii ki devamlı olarak çalışmak istiyorum bir 5-6 sene kadar daha. Çünkü henüz her şeyi öğrenmiş değiliz. Zaten mümkün de değil bu aslında. Doğru. Daha fazla bilgi edinip kendi yerimi açmayı düşünüyorum.
İlerisi için olur inşallah. O zaman Tülin de ufak ufak alıştırmalar yapıyordur bence gelecek için. Tabii. Tabii ki de. Yani ben de istiyorum. Ben normalde hukuk okumak istiyordum. Şu an onun için çalışıyorum. Üniversite sınavına hazırlık yapıyorum aynı zamanda. İleride olursa kendi işimin sahibi olmak istiyorum. Aileme bakmak, geleceğim için yatırım yapmak istiyorum. Ne güzel olur arkadaşlar. Gönlünüze göre, her şeyin gönlünüze göre olmasını diliyorum ben de sizler için. Teşekkür ederim. Yarışmaya gelmek kimin fikriydi? İkimizin ortak da aslında birlikte izliyorduk. İzlerken kafamıza esti, dedi ki neden olmasın, hani gidebiliriz. En sevdiğim cümle, neden olmasın? Başvuru yaptık, sonuç olarak şu anda buradayız. Harika, iyi ki geldiniz arkadaşlar. Teşekkürler. Tamam, teşekkür ederim. Şöyle bir birinci etapımıza başlayalım. Kasayı doldurmaya başlayalım. Birazcık zorlandık ilk masada doldururken ama Sevilay, şimdi... Yapacağız. Yapacağız, yapacağız. Evet. Şimdi bir başlayalım. İlk turun heyecanı burada da atıp kurtulmuş olalım, olur mu? Tabii. Olur, tabii ki. Hadi bakalım o zaman şimdi Tülin ve Mustafa için efendim birinci etapımızın ilk dört harfli lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş, buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi K. Kale, K-A-L-E. Deneyelim. Köle, K-Ö-L-E. Köle. Türetelim bir kelime. Kule, K-U-L-E. Gelsin bakalım. Ne kullanmadık? Uzun uzun baktık sessizce ama biraz daha o yüzden söyledim ne kullanmadık, evet, diye. Ben de acaba külö olabilir mi diyordum ama yani kullanmadığımız sesli harfleri aralara yerleştirirsek daha hızlı yol alacağız arkadaşlar. Hiç sorun değil. Bunu da ilk tur heyecanı yapalım. Sizin de nazar boncuğunuzu masanıza iliştirelim. Şimdi halledeceğiz. Teşekkürler. İnşallah. İnşallah. Tülin ve Mustafa için şimdi birinci etapımızın ikinci dört harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Ö. Ökü, Ö, Y, K, Ü. Deneyelim. Ömür, Ö, M, Ü, R. Ömür gelsin bakalım. Özür, Ö, Z, Ü, R. Deneyelim, bize yardım eder mi? Öküz, Ö, K, Ü, Z. Gelsin, en azından süreyi tazelemiş olalım. Şimdi son hakkımız. Ne yazık ki gelmedi. Neymiş cevabımız? Öğünmüş. Bir de Mustafa, evet, sana öğün gelmesi de... Bilemedik. Biraz daha kelime türetirsek halledeceğiz arkadaşlar. İnşallah. İnşallah. Efendim Tülin ve Mustafa için şimdi bu etaptaki son dört harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi A. Atık, A, T, I, K. Deneyelim. Güzel. Atış, A, T, I, Ş. Atış deneyelim. O T ve I nerede olabilir? Atkı, A, T, I, K, K, I. Atkı deneyelim efendim. Şimdi I'nın yerini bulduk. T nerede olabilir? Altı, A, L, T, I. Altı olabilir mi? Neden olmasın? Bu ilk etap heyecanı birazcık benim beklediğimden fazla gerçekleşmeye başladı. Ama sorun değil. En azından kasaya 500 lira koyduk. Hadi yürüyeceğiz inşallah. İnşallah. Efendim şimdi o zaman Tülin ve Mustafa için birinci etapımızın 9 harfli puzzle kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış, buyursunlar. Uçan canlıların sempati duymadığı bitki demişiz. K ile başlıyor. Uçan canlılar. Sevmiyorlar. Kuş konmaz. Kuş konmaz olabilir mi?
Neden olmasın? Biraz böyle dolambaçlı bir yerden gelmiş ipucu cümlemiz ama kuş konmazı yakaladık. Kasamızı 1250'ye getirdik. İkinci etapta yükselteceğiz diye umuyorum. İnşallah. Hadi inşallah efendim. Ama sırada Tuğçe ve Ceyda var. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Sizleri bir tanıyalım. Ben Tuğçe Ece. 19 yaşındayım. Siyaset bilimi okuyorum. Kocaeli'den geldik biz. Ne güzel. Kardeşimin ısrarıyla. Onun fikriydi. İyi de oldu. İyi de oldu. Evet. Kendimizi bir anda burada bulduk diyorsun. Aynen. Çok düşünmedik üstünde. Güzel olmuş. Ceyda seni tanıyalım. Ben de Ceyda. 18 yaşındayım ben de. Kocaeli'den katılıyoruz. İşletme bölümü okuyorum. Şu anlık dondurduk ama işte yabancı dil öğrenmeye çalışıyoruz. Başka planlarımız var. Öyle evde kendi ailemizde bazen çizim yapıyoruz, bazen spor. Güzel. Bunlarla ilgileniyoruz. Arkadaşlar önünüzde böyle çok uzun bir hayat olduğu için seçenekleriniz de çok. Aslında hepsini tam ne yapalım diye düşünmek için çok güzel bir zamandasınız. Evet, insan evet. Hangisine yöneleceğini bilemiyor. Ama güzel, yani bu iyi bir dönem. Hatta bazen bir durup bir nefeslenip ne yapacağına karar vermek, hatta bir iki seçeneği deneyip ne yapacağına karar vermek bence çok daha güzel oluyor. Bence de evet. Umarım sizin için de güzel şeyler gerçekleşir. İnşallah. Teşekkürler. Hadi bakalım efendim. Güzel bir yarışma olsun. Bol bol da diller öğrenirsiniz diye umuyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Efendim Tuğçe ve Ceyda için o zaman birinci etapımızın ilk dört harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Arkadaşlar bol şanslar. Teşekkür ederiz. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi ne? Nane. N-A-N-E. Aynı anda bir nane geldi deneyelim. Neşe. N-E-Ş-E. Neşe gelsin bakalım. Türetelim. Neme. N-E-M-E. Neme. N-E-M-E. Ne yazık ki sözlüğümüzde yoktu. Nere olacaktı oysa? Aklına yani güzel gittik. O. Ufak bir şanssızlık diyelim. Sizin de nazar boncuğunuzu tam olarak masaya takmak için bir bahane olsun. Hemen iliştirdim köşeye. Ve şimdi Tuğçe ve Ceyda için. Birinci etapın ikinci dört harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi İ. İnek, İ-N-E-K. Deneyelim. İsim, İ-S-İ-M. Gelsin bakalım. İlgi, İ-L-G-İ. İlgi bize yardım etmedi. Ne olabilir? Kullanmadığımız sesli harflerden. İtiş, İ-T-İ-Ş. İtiş deneyelim, süreyi tazelemiş oluruz. T'yi de bulduk. Son hakkımızdır. İtal, İ-T-A-L. İtal deneyelim ama öyle yazmıyorduk galiba İtali. Ne yazık ki değildi. İtapmış. Evde daha kolay oluyordu ya. Gerçekten evde biraz daha kolay olduğunu biliyorum. Burada şimdi bu birinci etapta o yüzden var. İtap kelimesini duymuş muyduk daha önce? Hayır açıkçası. Hepimiz için de güzel o zaman. Yeni bir kelime katmış olduk haznemize. Azarlama gibi bir anlama geliyor efendim. Böyle paylama deriz yani. O anlama gelen bir kelimeydi. Şimdi gelecek yeni kelimemizi de o kasayı bir hareketlendiririz. Umarım. Hadi umarım. Tuğçe ve Ceyda için bu etaptaki son dört harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi T. Tere. T-E-R-E. Deneyelim. Tire. T-I-R-E. Tire olabilir mi? Neden olmasın? Güzel bir başlangıç oldu. Evet. Şimdi puzzle'ı da bulalım. Bu kasayı biraz daha yükseltelim. İkinci etapta bütün masalarımızı yükseltecek zaten inanıyorum. Ama öncesinde Tuğçe ve Ceyda için birinci etapın dokuz harfli puzzle kelimesi var. İpucu cümlemiz şöyleymiş. Buyursunlar. Ansızın etap bitti demişiz. İlk harfimiz Ş. Nasıl bitti? Şapadanak. Yani gerçekten şapadanak kelimesini galiba bunu da bilmeden söyledik gibi hissettim. Biraz öyle oldu. Öyle çıkıverdi. Çok şükür.
Öyle veya böyle. Son anda. Aynen öyle arkadaşlar. Öyle veya böyle kelimeyi yakalamış olduk. Kasayı 1250'ye getirdik. Hiç fena değil. Tülin ve Mustafa'nın da birinci etap sonunda 1250 lirası vardı. Turgut ve Sevilay'da 900 lirada kaldı. Birazdan yükselir. Aynen öyle. İnşallah. Birazdan ikinci etapta şahane kasalar yapacağımızı düşünüyorum. O halde hiç zaman kaybetmeyelim. Lingo Türkiye ikinci etabıyla devam edecek. Lingo Türkiye'de ikinci etapımızdayız. Efendim yarışmaya başladığımız noktaya geri dönüyoruz. Çünkü kasamız birazcık diğer kasalardan aşağı kaldı ama çok da önemli bir meblağ değil. 350 lira kadar. Tam da onu yükseltecek etaptayız. Aynen öyle. Çünkü bu etapımızda biliyorsunuz size 5 harfli kelimeler soracağız ve her birinin değeri 150 lira olacak. Ancak eğer Turgut ve Sevilay 5 haklarında bu kelimeyi yakalayamazlarsa veyahut sözlükte olmayan bir kelime söylerlerse ben butonları aktif dedikten sonra hemen butonumuza davranalım. O 750'yi kendi kasamıza koyalım. Tabii bu fırsat size de gelecek. Hiç de dışarı bırakmayalım Turgut. Hallediyoruz. Hadi bakalım. Kendi kasamızda biriksin. Yapacağız. Efendim bir tane de bildiğiniz gibi tatsız bir hatırlatmamız var. Bu etabın sonunda kasası en düşük olan masamızla vedalaşacağız. O yüzden ne toplayabilirsek toplayalım lütfen. Güzel bir etap olsun. Ve şimdi Turgut ve Sevilay için ikinci etabımızın ilk 5 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Z. Zaman. Z-A-M-A-N. Deneyelim. Zaten. Z-A-T-E-N. Güzel bir deneme gelsin bakalım. İşte böyle. Bravo Sevilay. Güzel başladık. Efendim o zaman şimdi Turgut ve Sevilay için bu etaptaki ikinci 5 harfli lingo kelimemiz ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Ü. Ünlem. Ü-N-L-E-M. Deneyelim. Güzel. Üslup. Ü-S-L-U-P. Üslup. Deneyelim. Çok pas veriyorum, gol atıyor. Harika. Çok iyi böyle. Takım oyunu budur. Hiç bozmayalım. Aynı yerden devam edelim. Turgut ve Sevilay için bu etaptaki son 5 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi E. Enlem. E-N-L. E-M. E-M. Enlem. E var orada değil. Ergin. E-R-G-İ-N. Ergin. Deneyelim efendim Ergin. İ de var. O da orada değil. Erken. E-R-K-E-N. Gelsin bakalım Erken. Süreyi tazeledik. Şimdi iyi düşünelim. Erzak. E-R-Z-A-K. Erzak. Bakalım yardım edecek mi bize? Son hakkımız. İ ve E var. Yerleri belli değil. Eğim. E yumuşak G. İ-M olmaz. Olmuyor. Sona doğru olmuyor. Düşen moral. Evet. Eğim. Şimdi butonlar aktif. Ezeli. E-Z-E-L-İ. Ezeli. Güzel bir deneme. Olabilir mi? Ne yazık ki değilmiş. Basalım butonumuza Mustafa. Ebedi. E-B-E-D-İ. Ebedi olabilir mi? Neden olmasın? Bütün stüdyoyu gezdi o 750 lira. Biraz sunmuş olduk. Öyle oldu arkadaşlar ama güzel denemeydi. Hiç sorun yok ama bu sefer Tülin ve Mustafa'ya gitti. Biz iyi gidiyoruz. Hiç moralimiz yok, moralimiz düzgün. Aynen öyle. Olacak. Şimdi sırada puzzle kelimemiz var. Onu da iyi bir yerde tamamlayalım. Sonra bir hesap kitap yaparız beraber. Efendim Turgut ve Sevilay için ikinci etapın 10 harfli bu sefer puzzle kelimesi ekrana geliyor. İpucu cümlemiz şöyleymiş. Buyursunlar. Gözlüğün en kalınına verilen lakap demişiz. İlk harfimiz F. Fincan dibi. Fincan dibi denir. Doğru efendim. Fincan dibiyle kasayı 3440 liraya getirdik. Şimdi bir düşünüyorum. Bence dışarıdan en azından bir tane soruya ihtiyacımız var. Evet, alırız. Alacağız. Alırız. Neden olmasın? Elimiz butonda, gözümüz yolda olsun. Evet. Ama bakalım bırakacaklar mı? Tülin ve Mustafa. Güzel de bir avantaj oldu. Bir tane 750 koyduk. Evet. Evet. Şimdi kendi sorularımıza ne yapacağız bakalım.
Efendim, Tülin ve Mustafa için ikinci etapımızın ilk 5 harfli lingo kelimesi ekrana gelsin. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Y. Yasak. Y-A-S-A-K. Deneyelim. Yatır. Y-A-T-I-R. Yatır. Gelsin bakalım. Yazık. Y-A-Z-I-K. Yazık gelsin. Bakalım bize yardım edecek mi? Süreyi tazeledik. İki harf lazım bize. Yalın. Y-A-L-I-N. İyi bir deneme olabilir mi? Son hakkımız. Şimdi butonlar aktif. Turgut. Yapım. Y-A-P-I-M. Güzel bir deneme olabilir mi? Neden olmasın? Güzel açıldık. Amatör evet. Balıkçıyım ama. Öyle ya da böyle. Ama onu duydum bu arada. Evet, ilgileniyor. Evet. Ama ilgileniyordan fazlaymış. Evet, fazlası var. Ha, en azından 6 tane istavrit geldi oldu. 6 istavrit. Evet. Bir oltada. Tek oltada. Biraz iskorpit, biraz ondan sonra istavrit. Zargana. Vallahi ne güzelmiş. Haftada bir iki üç gün balık yiyoruz o zaman evde. Yani tutabildiğimizi yiyoruz. Çocuklardan dolayı ama fırsat bulursak. İlk vallahi güzel kaçacağız. Olur. Şimdi Tülin ve Mustafa. Hiçbir kaybımız yok. Hiç kafanızı yormayın. Çünkü biraz önce de biz bir tane eklemiştik. Evet. Ama artık dışarıya bir şey bırakmayalım olur mu? Olur. O zaman şimdi Tülin ve Mustafa için efendim bu etaptaki ikinci 5 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Ş. Türetelim. Şurup. Ş-U-R-U-P. Güzel, gelsin bakalım. Şanlı. Ş-A-N-L-I. Güzel bir kelime, şanlı. L var, orada değil. Butonlarımız şimdi aktif. Şekil. Ceyda. Ş-E-K-İ-L-E. Şekil. Evet. Gelsin bakalım. Ne yazık ki demiş. Basalım butonumuza. Şilte diyeceğim ama olmayacak. Kodlayalım. Ş-İ-L-T-E. Şilte. Oldu. Neden olmuş? Çıktı zaten harfler. Çıktı ama. Öyle bir söyledi hiç, ki ben de umudumu yitirdim. Ama hiç şey yapmadım yani hani kelimeleri oturtturmadan söyledim. Şimdi o kısacık bir an orada sarılar yandı gitti ya. Evet. Acaba dedim ne olabilir? Arkadaşlar yine güzel bir pas atmış olduk. İkidir ısıtıp veriyoruz önlerini. Artık biraz kendi kasamıza alalım evet. Böyle durumları. Ama daha da önemlisi Tülin ve Mustafa son 5 harfli kelimemiz. Evet. Artık bunu kasaya koymamız lazım. Evet. Alacağız. Hadi İnşallah. Bunu alalım arkadaşlar. Efendim Tülin ve Mustafa için bu etaptaki son 5 harfli lingo kelimemiz ekrana geliyor. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi H. Hakim. H-A-K-İ-M. Deneyelim. Hedef. H-E-D-E-F. Hedef gelsin. Hay Allah. Hasta. H-A-S-T-A. Gelsin bakalım bize yardım edecek mi? Ne kullanmadık sesli harf? Hepsi. H-E-P-S-I. Gelsin bakalım. Şimdi son hakkımız. Hiç kullanmadığımız harflerden bir kelimeye ihtiyacımız var. Huzur. H-U-Z-U-R. Vallahi böyle bir kelime. Olabilir mi huzur? Ne yazık ki değilmiş. Şimdi butonlar aktif. Horoz. Kodlayalım. H-O-R-O-Z. Horoz olabilir mi? Değilmiş. Arkadaşlar. Horon. H-O-R-O-N. Horon olabilir mi? Neden olmasın? Bu sefer ne de... güzel verdin ödeşmiş ya. Ödeşmiş oldum da ya. Valla bu sefer de ikidir Tuğçe ve Ceyda size hazırlayıp gönderiyordu. Evet. Bu sefer de oraya gitti. Ama hakkıdır artık.
Güzel oldu. Teşekkürler. Ben Tülin'le Mustafa'ya bakıyorum şu anda. Arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Şu puzzle kelimemizi güzel bir yerde yakalayalım. Sonra sizinle de bir hesap kitabı oturmamız gerekecek. Evet. Hiç moralimizi de bozmayalım Tülin'cim. İnşallah. Hadi inşallah. Efendim Tülin'le Mustafa için şimdi ikinci etabın 10 harfli puzzle kelimesi ekrana geliyor. İpucu cümlemiz şöyleymiş, buyursunlar. Koşu yarışında en son kişinin seni geçtiğinde senin olacağın durum demişiz. İlk harfimiz S. Dikkatli cevap verelim. Sonunculuk. Sonunculuk. Neden olmasın? Şimdi 2970 liraya geldik. Bu etap birazcık üzdü bizi. Evet. Ama az önce Sevilay ve Turgut'a da söylediğim gibi elimiz butonda, gözümüz yolda olsun. Bakalım Tuğçe ve Ceyda size bir şey gönderecekler mi? Gönderecek misiniz? Yok, umarım olmaz. Daha yeter. Göndermeyin yeteri arkadaşlar. Kadar verdik. Bunlar size kalsın o zaman. Bakalım. Hadi bakalım görelim neler olacak efendim. Tuğçe ve Ceyda için şimdi ikinci etapımızın ilk beş harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Kelimemizin ilk harfi K. Kalem. K-A-L-E-M. Deneyelim. Kadir. K-A-D-I-R. Kadir. Kasıt. K-A-S-I-T. Güzel bir deneme. Kasıt olabilir mi? Maalesef. Kullanmadığımız sesli harfler. Neler var? Kabuk. K-A-B-U-K. Yine güzel bir deneme. Görelim bakalım kabuk. Maalesef son hakkımız. Kazan. K-A-Z-A-N. Arkadaşlar yine güzel bir deneme. Hadi kazan olsun artık. Ama maalesef butonlar şimdi aktif. Tülin Mustafa. Kavan. K-A-B-A-N. Kaban ama dediler yok. Efendim. Evet. Ne yazık ki değildi. Basalım butonumuza. Kapan. K-A-P-A-N. Kapan olabilir mi? Neden olmasın? Mustafa Bey bastığında tamam dedim. Ama orada evet. Kabuk vardı. Evet. Siz önce bastınız ama ben tamam. Butonlar aktif demeden önce bastığınız evet. için çalışmıyor evet, masanız. Evet öyle oldu. O yüzden acele etmeyelim. Gidebilirdi az kalsın. Evet. Bir şansımızı göndermiş olduk. Yine gelebilir arkadaşlar. Sakin bir şekilde denemeye devam edelim. Tuğçe ve Ceyda hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım o zaman. Efendim Tuğçe ve Ceyda için bu etaptaki ikinci beş harfli lingo kelimemiz ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi İ. İrmik. İ-R-M-İ-K. Görelim. İşlem. İ-Ş-L-E-M. İşlem gelsin. İlgeç. İ-L-G-E-Ç. İlgeç. Bize yardım edecek mi? Daha kullanmadığımız neler var? İroni. İ-R-O-N-İ. Gelsin bakalım. Ne var orada değil son hakkımız. İnsaf. İ-N-S-A-F. Yine güzel bir deneme. Hadi olsun bu sefer. Ceyda'nın sevinci yarım kaldı. Şimdi bir öncekinde de çok güzel kelimeler türetmiştik. Pek şanslı değiliz herhalde. Hiç sorun değil. Bak buluyoruz. O şansımız geri döner. İlgeç bu arada edat demekti. Zaten birçoğumuzun okullardan aşina olduğu üzere. Fena değiliz, fena değiliz. Evet ya iyi şu an. İyi kelimeler türetiyoruz. Bakalım son kelimemizde ne yapacağız? Şimdi efendim Tuğçe ve Ceyda için bu etaptaki son beş harfli lingo kelime ekrana geliyor. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi D. Dudak, D-U-D-A-K. Deneyelim. Derin. D-E-R-I-N. Güzel. Ne var orada değil? Dünya. D-Ü-N-Y-A. Gelsin bakalım. Belki yardım eder. Dünür. D-Ü-N-Ü-R. Dünür gelsin. Şimdi son hakkımız arkadaşlar. O Ü nerede? Dizek. D-I-Z-E-K. Dizek. Enteresan bir deneme oldu. Şimdi butonlar aktif.
Sevilay. Dünkü. D-Ü-N-K-Ü. Deneyelim dünküyü. Ne yazık ki değil. Şimdi arkadaşlar basalım butonumuza, 10 saniyemiz işlesin. Ah. Bence döngüydü. Çok güzel hazırladınız. Evet, ne kadar yakın. Orada Ü vardı ya, mı çıkmıştı? Yani böyle bakıyorum acaba nereden yakalanabilir diye. Ben de bir yandan her kelimeyi oynadığım için bir Ö vardı artık kullanılmayan. Acaba gelir mi dedim ama hiçbir masaya veremedik. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Tuğçe, Ceyda. Şimdi sırada puzzle kelimemiz var. Dikkatli bir noktaya cevap vermeniz lazım. Çünkü 2750 lira kasamız. Tülin ve Mustafa'nın şu gelen fırsatı geri döndürmek biraz kötü oldu. 2970'leri var. 5690'dayız. Sizinle bu konuyu sonra konuşuruz Turgut. O yüzden dikkatli bir cevap alacağız. Efendim Tuğçe ve Ceyda için ikinci etabın 10 harfli puzzle kelimesi ekrana geliyor şimdi. İpucu cümlesi şöyleymiş ama Tülin ve Mustafa da dikkatle bakıyorlar. Hadi buyursunlar. Sevinçli ve mutlu bir haberi iletmek demişiz. İlk harfimiz M. Müjdelemek. Müjdelemek neden olmasın? Kurtardı. Hocamdan ben basacağım. Butona sen mi bastın Tuğçe? Evet, ama aslında hiçbir şey yoktu. Butona bastıktan sonraki o bir an mutsuz ifade... J'yi gördüm, bir şok oldum. Biz tamamlıyoruz böyle, birisi daha iyi oluyor. Az kalsın. Evet, ucuz kurtardık. Evet. Yani ben hani biliyor gibi ben gördüm. Ben de öyle sandım. Aklımda hiçbir şey yoktu. Dedim herhalde yapmayacak. Ceyda çok kritik bir yerde devreye girdin. Yoksa hazır bir şekilde Tülin ve Mustafa da bekliyorlardı. Ama böylece kasayı 3860 liraya çıkarttık. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Birinci masamızda Turgut ve Sevilay'ın 5690 lirası var. Size tebrik ediyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar 2970'te kaldık. Kaldık. Evet. İyi başlamıştık aslında. Gayet güzel başlamıştık. Yani gerçekten televizyondaki gibi değilmiş ama gerçekten öyle. Yani insanın kafası karışıyor, bildiği şeyi de unutabiliyor. Hiç bilemedim, ben ona yanıyorum şu anda. O 10 saniye ne kadar hızlı geçiyor değil mi burada? Tabii ki de, evet. Evde çok daha uzun bir süreymiş gibi oluyor. Evet, kesinlikle. Ama güzel zaman geçirdiğiniz umuyorum. Keyifliydi. Evet. Amaç keyif almak zaten. Evet, en azından farklı bir şey deneyimlemiş olduk. Ne böylelikle. Güzel oldu. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sizleri de hayatınız boyunca gönlünüzden geçen her şeyin gerçekleşmesini diliyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın diyoruz biz Tülin ve Mustafa'ya. Ancak üçüncü etapımıza Turgut, Sevilay, Tuğçe ve Ceyda ile beraber devam edeceğiz. Lingo Türkiye üçüncü etapıyla devam edeceğiz. Lingo Türkiye'de üçüncü etapımızdayız. Arada sadece 1830 lira gibi bir fark var. Tuğçe, Ceyda. Evet. Hiç önemli kapanır değil. Kapanır ya. Gayet kapatılabilir bir fark. 5690. Ne demiştim Sevilay? İlk etapta düşüktük, biraz moralim evet, bozuktu haklısınız. Ama ikinci etap çok güzel geldi. Aynı şekilde iyi bir performans bekliyorum. İki masamızdan da bu etapta size iki tane 4 harfli, iki tane de 5 harfli kelime soracağız. İlk önce sizden rica ediyorum bir aramızda konuşalım. Kim 4 harfleri, kim 5 harfleri oynayacak? Sonra lütfen benimle paylaşın. Sen 4 oynayın, ben 5 oynayayım. O zaman ben 4. Verdik mi karar? Verdik. Nedir? Ben 4'lere geleceğim. Ben de 5'lere oynayacağım. Tuğçe 4 harfli kelimeleri oynayacak. Siz de durunmasın. Ben 4, eşim ben de 5. Bayağı sorumluluk almışsın Turgut. Tebrik ediyorum. Ya korkuyorum ama yapacak. Güveniyorum ben ona, yapar. 4 harfli kelimelerde evet. Birazcık takılmıştık. Evet. O yüzden Turgut'a mı bıraktık? Evet, ona bıraktım. Yapar ama, güveniyorum. Hadi bakalım o zaman. Nasıl o halde şöyle yapalım. Turgut ve Tuğçe lütfen masalarda kalsın. Biz Ceyda'yı ve Sevilay'ı arkaya doğru uğurlayalım. Tuğçe. Evet. Seninle başlayacağız. Tamamdır. Eğer 5 hakkında kelimeyi bulamazsan veyahut sözlükte olmayan bir kelime söylersen Turgut, kalan hakları senin değerlendirme şansın olacak. Evet. Tabii ki aynı şey senin için de geçerli olacak. Sonra da değeri 2000 lira olan ortak puzzle kelimemiz var. Yani çok güzel kasalar yapacağımızı umuyorum. Evet. Efendim o zaman çok hazırız. Tuğçe için üçüncü etapımızın ilk 4 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Kelimemizin ilk harfi K. Kule. K-U-L-E. Deneyelim.
Kaşe, K-A-Ş-E. Kaşe, güzel bir deneme olabilir mi? Kere, K-E-R-E. Kere gelsin. Ne kullanmadık? Gelmedi. Turgut, bir deneme hakkımız var. Kole. Neyse artık. Yetişemedik. Küpeymiş. Aslında çok da zor, evet, bir kelime değilmiş ama ne yazık ki işimize yarar bir kelime türetemedik. Ama bence güzel oynadık Tuğçe. Harfleri deniyorum ama şu an çıkmadı. Gayet güzeldi. Hiç sorun yok. Bakalım Turgut kendi hakkında ne yapacak? Efendim şimdi Turgut için 3. etabın ilk 4 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi A. Açık. A-Ç-I-K. Açık. Deneyelim. Arda. A-R-D-A. Arda. A-R-D-A. A var ama orada değil. Asla. A-S-L-A. Güzel bir deneme. Asla olabilir mi? O A nerede? Akar. A-K-A-R. Süreyi tazelemiş olduk. A'nın da yerini bulduk. Adak. Ah. A-D-A-K. Adak gelsin efendim. Şimdi bir deneme hakkımız var Tuğçe. Amaç. A-M-A-Ç. Güzel bir kelime olabilir mi? Ne yazık ki değilmiş. Aman. Amanlara geldi. Aman. Aman'la beraber benim en mutsuz olduğum şey gerçekleşti. Lütfen bizim kasalara bırakmayalım. Olur mu? Kendi kasalarımıza ekleyelim efendim. Tuğçe. Evet. Senin için şimdi bu etaptaki son 4 harfli lingo kelime geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş efendim. Buyursunlar görelim. İlk harfimiz I. Irak. I-R-A-K. Irak. Irsi. I-R-S-I. Deneyelim. Irsi. Sözlüğümüzde öyle yazılmıyordu. Turgut, 3 deneme hakkımız var. Itır. I-T-I-R. Deneyelim. Neden olmasın? Aslında I ile başlayan kelimelerde ışık, ıtır, ılık hep çok ilk akla gelir. Ama ne yazık ki burada yakalayalım. Bu hatayı yapmayacağımı düşünüyordum aslında ekranda olunca. Oluyor, oluyor. O gerçekten oluyor. Burada olunca o hatalar oluyor. Aynen. Hiç kafamıza takmayalım. Şimdi Turgut için efendim bu etaptaki son 4 harfli lingo kelimemiz ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? İlk harfimiz T. Tere. T-E-R-E. Deneyelim. Töre. T-E-R-E. Gelsin bakalım. Tire. T-I-R-E. E'den gidiyorum hep. Tire de gelsin. E'den vazgeçelim artık. Tura. T-U-R-A. Mesela deneyelim bakalım tura olabilir mi? Son hakkımız. Terk. T-R-K. Şimdi Tuğçe bir deneme hakkımız var. Türk. T-Ü-R-K. Bana da öyle geldi. Türk olabilir mi? Ne yazık ki o da değilmiş. Neymiş acaba? Torkmuş. Peki iyi gitmedi ya 4 harfli. Peki iyi gitmedi gerçekten. Buradan istediğimi yine yakalayamadım. Yine iki masamıza da bir şey veremedik. Şimdi sırada Turgut ve Tuğçe için 11 harfli ortak puzzle kelimemiz var. Şu hatırlatmayı yapayım. İlk harf çıktığı anda butonumuz aktif olur, öncesinde çalışmaz. Anlaştık mı? Efendim, Turgut ve Tuğçe için 3. etabın 11 harfli ortak puzzle kelimesi geliyor. İpucu cümlemiz şöyleymiş, buyursunlar.
aynı duyguda olan candan dost demişiz. İlk harfimiz G. Gönüldaşlık. Gönüldaşlık. Neden olmasın? Biraz ağzımdan çıkmadı. Biraz kaldı. Son saniye içinde Turgut, gönüldaşlığı yetiştirdik. Lık lık onlara doğru cevap vermek için içimden geçirdim. Son saniyeye kadar bekleyeyim dedim ama doğru karar vermişim. Doğru bir karar oldu. Var mıydı gönüldaşlık? Yok, çıkmadı ya. Çıkmadı. Son anda geldi, çok geç oldu. O zaman çok da bir şey kaybetmedik. 1000 lira verdik. 1000 lira daha eklemiş olduk kasaya. 7290 hiç fena değil. Şimdi efendim sırada 5 harfli kelimelerimiz var. O yüzden Turgut ve Tuğçe'yi arkaya doğru uğurlayalım. Sevilay ve Ceyda lütfen masalarımıza gelelim. Hadi bakayım görelim seni. Ceyda, aradaki farkımız 3430 lira gibi görünüyor. Bayağı açıldı. Birazcık açıldı. Ama gördüğün gibi bu etapta sadece puzzle kelimemiz bile 2000 liradan evet, başlıyor. Olmaz diye bir şey yok sonuçta. Olmaz diye bir şey yok. Son ana kadar deneyelim. Sevilay, güzel bir kasayla final yapabiliriz. İnşallah. Bakalım neler olacak efendim. O halde Ceyda için şimdi 3. etapımızın ilk 5 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi T. Tavuk, T-A-V-U-K. Deneyelim. Taraf, T-A-R-A-F. Taraf gelsin bakalım. Taşıt, T-A-Ş-I-T. Güzel bir deneme taşıt. Takım, T-A-K-I-M. Takım. Yardım eder mi bize? Tek bir harfe ihtiyacımız var. Dikkatli cevap verelim. Tarım. T-A-R-I-M. Deneyelim efendim tarım. Ne yazık ki değildi Sevilay. Bir deneme şansımız var. Tadım, T-A-D-I-M. Güzel. Tadım olabilir mi? O da değilmiş. Neymiş efendim? Tanım. Basit düşünmem lazım. Evet. Yine güzel bir şekilde. Sonuna kadar geliyoruz sonra öyle tek harfle kalıyor ya. Ne yazık ki öyle oldu. Çok da güzel geliştirmiştik ama bitirişe varamadık. Sevilay da iyi denedi. Şans. Şanssız bir an oldu. Yani. Bakalım şimdi kendi 5 harfli kelimesinde ne yapacak? Efendim Sevilay için bu etaptaki ilk 5 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi ne? Nadir, N-A-D-I-R. Nadir. Gelmedi. 3 deneme hakkımız var Ceyda. Nadas, N-A-D-A-S. Nadas olabilir mi? Neden olmasın? Yani direkt 1000 lira gönderseydik. Sevilay o. Evet. Ama en azından 800 lira gitmiş oldu bu sefer. Düşündüm ama oturtamadım orada ünlü harfi. Nadas, gelmedi. Çok güzel hazırlamışsın. Süre daktı. Olsun. Bir avantajımız vardı. Hala da avantajımız sürüyor. Ama 800 lira Ceyda'ya geldi. Evet. Şimdi bakalım Ceyda kendi hakkında ne yapacak? Ceyda için bu etabın belki de yarışmanın son 5 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi S. Susam, S-U-S-A-M. Deneyelim. Sabun, S-A-B-U-N. Sabun. U'nun yerini bulduk. Suluk, S-U-L-U-K. Suluk gelsin bakalım. Salık. Salık. S-A-L-I-K. Salık. S-A-L-I-K. Neyse ki sözlüğümüz de vardı. Son hakkımız. Sölük. Sönük. Sölük dedim ama. Kodlayalım. S-Ö-L-Ü-K. Sölük gelsin efendim. S-Ö-L-Ü-K. Değildi. Sevilay, bir deneme hakkımız soluk, var. Soluk. S-O-L-U-K. Soluk. Olabilir mi?
Yani şöyle düşünürsek bu işte yarışmayacağındır. Zaten hepi topu 8 tane evet, sesler ya, ses var. Bir 3-4 tanesini kullanmıştık. Ama işte gelmedi mi o oraya gelmedi. Evet yani o kadar uğraşınca da olmuyor yani. Sağlık olsun. Hayır üzüldüğüm nokta şu. Çok da güzel kelimeler türetiyorsunuz. Evet. Tam ucuna geliyorum orada kalıyor ya. Yani yarın bir daha gelseniz böyle olmaz. Arkada da ayrı çırpınıyorum. Evet seni gördüm Tuğçe zaten. Neyse efendim bu Sevilay'ın işine yaradı. Evet. Şimdi Sevilay için bu etaptaki son 5 harfli lingo kelime ilkına geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Y. Yalın Y-A-L-I-N. Deneyelim. Yazık Y-A-Z-I-K. Güzel bir deneme. Yazık. Yakık Y-A-Y-I-K. Y-A-K-I-K. Yakık. Olabilir mi yakık? Olamayacaktı. İki deneme şansımız yatık, var Ceyda. Y-A-T-I-K. Yatık gelsin bakalım olabilir mi? Son şansımız. Yapık. Y-A-P-I-K. Yapık. Deneyelim. Değildi. Cevabımız yayıktı efendim. Evet. Sonradan geldi. Yani çok da güzel getirdik ama sen yakık dediğin anda Turgut'un yüzünü görmen lazımdı. Biliyorum. Aa, yani tahmin edebiliyorum. Şöyle yaptı yani. Arkası ya, yani da çok olmazdı. Abi. Şimdi sırada 12 harfli ortak puzzle kelimemiz var. Ne yazık ki Ceyda bilsek de bizi finale taşımayacak. Evet. Ama bilip güzel bir kasayla vedalaşabiliriz. Sevilay bilip güzel bir kasayla İnşallah. Finale gelebiliriz. Zaten finaldeyiz. Yine de efendim bakalım nereye götürecek bizi bu yol. Şimdi Sevilay ve Ceyda için 3. etapımızdaki 12 harfli puzzle kelime ekrana geliyor. İpucu cümlemiz şöyleymiş. Çayı şeker kullanmadan şekerliymiş gibi içenlerin kurtarıcısı demişiz. İlk harfimiz T. Tatlandırıcı. Neden olmasın? Şimdi ben tebrik ediyorum 1200 lirayı kasaya koyduk ama Ceyda da... Bilerek bıraktı herhalde. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bunu gördüm. O elleri bir geriye aldı. Bence çok güzel bir hareket. Yani tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Efendim biz Turgut'u ve Tuğçe'yi de masalara alalım. Şimdi arkadaşlar biz zaten beraberiz. Finalde bir şey söyleyeceğim. Çok samimi söylüyorum. Yarın gelseniz böyle olmaz bu evet, netice. Evet bir alışmış olmamız lazım. Yani... İyi de türettik aslında. Evet evet. Gerçekten öyleydi. Güzel bir an oldu bizim için de. Arkadaşlara da başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Onun için de güzel bir kasa birikmiş oldu. Gayet güzel hayırlısı oldu. Olsun. Arkadaşlar seneye yine bekleriz. İnşallah. Efendim Tuğçe ve Ceyda'ya çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bizler Turgut ve Sevilay ile birlikte Lingo Türkiye'de final etabıyla devam edeceğiz. Lingo Türkiye'de final etabındayız. Sevilay ve Turgut. İlk etabın sonunda birazcık moralimiz bozuktu. Evet, evet. Bozuldu bayağı yani. Yapamayacağımı düşündüm ama sizin desteğinizle buna bir inandım. Şimdi ben herkese tabii ki destek olmaya çalışıyorum ama şunu da hatırlattım o etapta size. İlk etapta gerçekten bir ısınma turu gibi düşünmek lazım. Ve gördüğümüz gibi oradan buraya 8.690 liralık hiç fena olmayan bir kasayla geldik. Evet. Şimdi sıra geldi birazcık para kazanmaya. Yapacağız. Biliyorsunuz sizlere 120 saniye veriyoruz. Ve ilk önce 4, 5 ve 6 harfli lingo kelimeler soracağız. Eğer 4 harfli lingo kelimeyi bulursak bu 120 saniye içinde kasamızın yarısı olan 4.345 lira cebimizde olacak. Bunu hızlı bulacağımızı umuyorum. Evet. Hemen arkasından 5 harfli lingo kelime gelecek. O kelimeyi de yakalarsak kasamızda şimdiye kadar biriktirdiğimiz 8.690 lira bizim olacak. Yine durmayacağız. Efendim akabinde 6 harfli lingo kelimeyi soracağız. O kelimeyi de yakalarsak kasamızın iki katı olan 17.380 liraya ulaşabiliriz. Ve bildiğiniz gibi artık süper lingo kelimemizde gerçekten yürüdük gittik. Ve tek başına değeri 100.000 lira olan
7 harfli bir süperlingo kelimemiz gelecek. Eğer devam edersek ki umarım ederiz. Yaparız. Bence de yaparız Sevilay. Yaparız, inanıyorum. O kelimeyi de yakalarsak bugün buradan toplamda efendim 117.380 lirayla ayrılabiliriz. Şahane olur. Hem de nasıl olur? Evet. Çok güzel olur. O zaman başlamak bitirmenin yarısıdır diyelim. Turgut ve Sevilay için final etabımızın 4 harfi lingo kelimesi ekrana gelsin. Size bol 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 şanslar yolluyorum. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi A ve 120 saniyemiz başladı. Aile, A, İ, L, E. Aile, hemen deneyelim. Ayva, A, Y, V, A. Ayva, A, Y, V, A. Atom, A, T, O, M. Şahane, atom gelsin. Askı, A, S, K, I. Askı, ne güzel bir deneme. K, V, I var. Atık, A, T, I, K. Atık olabilir mi? Ah, değildi. Şimdi efendim yeni kelimemiz gelecek. Akınmış, hiç sorun yok, geldi. Ülkü, Ü, L, Ü, K. Ülkü, Ü, L, K, Ü. Üleş, Ü, L, E, Ş. Üleş, Ü, L, E, Ş. Atıktan niye ben takıldım? Hiç sorun yok. Yine çok güzel bir sürede. 90 saniye gayet güzel ama o akın gelmeliydi artık. Evet. Yani takılıyor insan bir an böyle dura, yani o kelimeleri oturtamıyorsun ki buranın atmosferi gerçekten çok farklıymış. Onu yaşıyorum şu an. Şimdi gerçekten. Bir de final heyecanı var. Diğerleri bu kadar değildi. Ama nasıl paylaştık? Heyecan evet. Bende. Evet. Türetme sizde. Hiç fena değil. Arkadaşlar 30 saniyede 4 harfli ki şöyle hatırlayalım. Biz bu yarışmanın ilk etapında hiç 4 harfli kelime bulamamıştık. Evet. Öyle olmuştu doğru. Evet. Çok şükür bunu atlattık artık. 90 saniye kadar. Açılacağız şimdi. Tabii rahat ki. Rahat. Ayrıca şöyle düşünelim, elimiz hiç boş gitmeyeceğiz. Kasamızın yarısı 4.345 lira şu anda bizde ama bize yetmez. Hız kesmeden devam edelim. Şahane, aynı fikirdeyim. O halde efendim şimdi Turgut ve Sevilay için final etabının 5 harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi E ve süremiz başladı. Ekmek, E, K, M, E, K. Ekmek, hemen gelsin efendim. Çok güzel. Eklem, E, K, L, E, M. Hemen deneyelim, eklem, E, K, L, E, M. Güzel oldu. Elzem. E-L-Z-E-M. E-L-Z-E-M. Elzem. Pas. Pas dedik efendim. Bence de iyi yaptık. Neymiş? Erdem'miş. Hemen geldi yeni kelime. S ile başlıyor. Sınav. S-I-N-A-V. Sınav. Hadi bakalım. Salon. S-A-L-A-O-N. Salon gelsin bakalım. A orada da varmış, orada da varmış. Çok güzel. Saman. S-A-M-A-N. Saman gelsin. S-A-M-A-N. Sapan. S-A-P-A-N. Sapan gelsin. Sapak, S-A-P-A-K. Sapak olabilir mi? Biraz zorladı. Biraz zorladı. Terdik. Ben de gerçekten. Yakalayabilirmişiz aslında ama. Biraz evet. Yani. Erdem'de takıldık. Şurada fazla N'li harf denedik. O evet, biraz bize... o biraz zorladı. Farklı ki yani, aynen deneseydik. İşte bazen süreyi çabuk kullanalım diye orada bir iki ufak hata yaptık ama yine de sorun yok. Ne sapak yapacağız? Cevabıyla beraber kasamızda yarışma boyu biriktirdiğimiz efendim 8.690 lira şu anda cebimizde. 39 saniyemiz var. 6'yı almamız lazım. 6 harfli lingo kelimemiz gelecek. Bilemesek bile bu bizde ama biz bunu biliriz. Biliriz, bunu da biliriz. Şöyle güzel bir tutara doğru yürüsün. Işık kızar sonra bize. Evet, kızdırmayalım ışığı. O zaman şimdi efendim Turgut ve Sevilay için final etabının 6 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi M ve süremiz başladı. Mandal. M-A-N-D-A-L. Mandal. Mendil. M-E-N-D-I-L. Mendil gelsin. Mendil. Ebeği. Minder. Minder. M-I-N-D-R. Minder. Neden olmasın? O kodlamaları sana zaman kaydetmeye tahammülüm yok Turgut. Ya ben de evet kodlamayı yapamadım. Kabul ediyorum. Olsun, ben hızlandırdım iyice. Elimden geleni yaptım. Minder cevabıyla birlikte. 22 saniye kala efendim. 6 harfli lingo kelimemizi de bulduk. Ve böylece Turgut ve Sevilay
Bugün kasalarında biriktirdiklerinin iki katı olan 17.380 liraya ulaştılar. Tebrik ediyorum. Ne kadar süremiz vardı? Az kaldı diye gördüm. Yani 39, bir 20 saniye galiba. Falan vardı galiba. 29 olabilir. Ne kadar diyorsun Turgut? 29'du yanılmıyorsam. 20-25 saniye gördüm gibi. Şöyle bir gözüküyor. 20-25. Öyle o civar. 24-23 falan olabilir yani. 20-50 de olabilir. 70 falan da. Keşke şey olsa. 22 saniyemiz var. Değil mi? Evet. 20-25 arası. Şimdi. Biz bir daha. Burada karar sizin. Şöyle aslında hani bir dakika ya da 50 saniye gibi bir süremiz kalsaydı biz denemeyi direkt düşünüyoruz. Ama yani şu anki süre bunu riske atmaya değeceğini düşünmüyorum. Ki kızıma da bir elimde bir parayla gitmek istiyorum. O yüzden devam etmeyi düşünmüyorum. Ben kendi adıma, eşim de beni destekleyeceğini düşünüyorum tabii. Sen ne diyorsun Turgut? Ne yapalım? Ben çekilme taraftarıyım. Riske atmaya değmez. Çünkü ben zaten çok heyecanlıyım. O saniyeyle o kadar üretebileceğimi düşünmüyorum. O zaman efendim ben soruyorum. Siz cevabınızı sizden alacağım. Artı 100 bin lira değerindeki. Evet, şimdi. Şöyle dolu dolu söyleyeyim. Çok iyi bir para. Artı 100 bin lira değerindeki ama şimdiye kadar cebimizdeki 17.380 lirayı riske atmamıza da yol açabilecek. 7 harfli. Süper lingo kelime için. Devam edelim mi? Etmeyelim. Etmeyelim. Etmeyelim dedik efendim. Peki etmiyoruz o zaman. Turgut ve Sevilay bugün bizden 17.380 lira kazandılar. Bir kere daha tebrik ediyorum. Keşke de görebilseydik ama birazcık içimde uğurdu. Benim gönlüm devam etmekten yanaydı. 100 bin lira da çok güzel bir para şimdi. De. Hala öyleyim süremiz ama. Süremiz çok kötü. Ne yapalım? Süremiz sağ evet kısıt. Sağlık olsun. Evet. Vallahi haklısın. Çok güzel yarıştınız. 40 da olsaydı denenebilirdi. İşte bu gözler 7 saniyede yakalayanını da gördü. O yüzden 5 sordum. 5 saniyede olabilir. Evet. Ama ne yapalım? Böyle karar verdiniz. Evet. Peki efendim. Nasıl? Boyun sonuçta kazandık. Herhalde sizi tanıdık. Kazandınız. Evet sizi ekrandan gördük. Ekrandan takip etmezsek yakından gördük. Ekibiniz çok iyiydi. Arkada bize geri hizmetle çok herkese iyi yardımcı çok oldular. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten süreçte. Herkes çok nazik davrandı. Biz de çok güzel bir anı yani yaptık. Stüdyonun görünmeyen kahramanlarına da ben alkış buradan. Teşekkür ediyoruz. Stüdyonlar kamera arkasında çok kar döküyorlar. Ben onu söylüyorum zaten evet. O yüzden her programın başında ben burada tek kişiyim ama gördüğünüz gibi evet. Ne kadar kalabalık arkadaki bir ekibimiz ekip var. Gerçekten bayağı bir koordine ve çok iyi çalışıyorlar gerçekten. Biz de çok güzel ağırladılar. Herkese teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Hem bu güzel sözleriniz için teşekkür ederiz. Hem de geldiniz. Yarışmamıza renk kattınız. Bence eğlendik de. Eğlendik. Evet. Efendim ter şurada. Biraz ama eğlendik de. Çok da güzel oldu. Efendim şurada zaten her zaman söylüyorum hayattan böyle bir saat hani derler ya bir saat çaldık hayattan. Evet. Onu da başarmış olduk. O yüzden de güzel zaman geçirdik. Sizleri de bekleriz. Siz de buraya buyurun gelin. Evde ben olsaydım o 22 saniyede devam ederdim diyorsanız stüdyomuza bekliyoruz. Bakalım burada nasıl olacak. Ayrıca kazanamasak bile güzel zaman geçiriyoruz. Tekrardan ayaklarınıza sağlık. Teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Sizleri de bizi seyrettiğiniz için. İlk günden bu yana hep destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok seviyoruz sizleri. Sizlerin sayesinde Lingo Türkiye her geçen gün daha da yükseklere doğru çıkıyor. Efendim sağ olun, var olun. TRT 1 ekranlarından da ayrılmayın bizden. Hemen sonra ana haberler yayınlarımız devam ediyor. Ve her zaman söylediğim gibi sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.